yaptın, yakalayabildin mi? Yakaladım şimdi. Edirne bağlantı yolunda bir yerdeyiz. Yani Nazgümrük'ten mi geçsin Talat? Benim bu kızı çıkarmam lazım buradan. Bir benzinlikte falan durmalarını bekle. Ya benzinliğe kadar beklersen bu kız donar tırın kasasında. Tamam oğlum. Sakin ol işte. Adamlara görünme. Sen şimdi trafiğe haber ver. Rutin bir kontrol yapsınlar. Tır sağa çektiğinde de ben nasıl çıkartacağım. Tamam mı? Tamam tamam. Sen bana tam konumunuzu gönder. Ben de şubeye geçiyorum. Tamam, yolluyorum şimdi. İyi misin? Çok üzüyorum. Nasıl? Bir daha kendini riske atma, tamam mı? Tamam. Hadi. Gidip sıcak bir şeyler alalım sana. Tamam. Kısalarda neler olduğunu öğrenmiş oldum, hadi mi? Evet. Hadi. Seni sevdiğimi söylesem ağlar mısın? Kaza olur da karşılık verirsen başlar mıyım tekrardan? Oo, ne gün durma ya. Çok yaşa. Sağ ol. Ben yüzümü değiştireyim mi? Ben de sıcak bir çorba yapayım sana. Başkasıyla gülmek yok, zaten beceremem. Çorbanız hazır Nazan'ım. Sensiz direnemem. Çok zor böyle sevmek.
istemiyor kalbim, istemiyor fikrim. Başkasıyla gülmek yok zaten, beceremem. Sensiz direnemem. Çok zor böyle sevmek. Yaz. Hadi kalk. Kalk hadi kalk. Annenin yanına gitmemiz lazım. Kalk hadi. Yaz. Yaz. Yaz, senin çok fena ateşin çıkmış. Kalk. Yaz. Düşüyorum. Kalk hadi kalk. Hadi kalk. Hadi kalk, düşürmemiz lazım ateşini. Kalk. Hırkanı çıkaralım. Hadi. Düşüyorum. Tamam, şunu da çıkaralım. Anne. Anneni boş ver şimdi. Düşünme anneni, tamam mı? Ne yaparız biliyor musun? Ben anneni ararım, güzel bir bahane bulurum. Erteleriz, ondan sonra gideriz yanına. Üşüyorum, üşüyorum. Kalkabilecek halde misin? Kalk hadi. Tamam. Emir. Buradayım. Merak etme. Bak buradayım, yanındayım, beraber geçiyorum. Merhaba Aynur Hanım, merhaba. Ha, merhaba oğlum, sen misin? Naz nerede? Aynur Hanım, ben de sizi arayacaktım. Biz bugün gelemiyoruz. Yengem fenalaştı biraz. Naz da şimdi onun başında, onunla ilgileniyor. Aa, Allah Allah. Nesi var? Üşüttü. Aa, hay Allah. Ya olsun yavrucuğum, siz yine de gelseydiniz... bir serum takıverirdim, böyle hop ayağa kalkardı. Ya şu an hareket edecek durumda değil. Ha, anladım. Tamam peki, o zaman ver bir ben geçmiş olsun diyeyim.
Kafasını bile kaldıramıyor şu an. Biz hiç size zahmet vermeyelim. Yarın toparlar toparlamaz geliriz biz. İyi akşamlar. Naz. Naz. İyi misin? Giyindin mi? Buradayım. İyi misin? İyiyim. Duş işe yaradı galiba. Güzel. İşe yaramasına sevindim. Hı. Kahvaltı ister misin? Sen böyle sabaha kadar elimi tutup yanımda mı bekledin? Ben öyle sabaha karşı seni kontrol etme amaçlı gelmiştim. Hı. İçim geçmiş. Her şey iyiydi amirim. Depoya girdim, gizli gizli pusuya yattım. Takip ediyorum bunları. Pat diye kafama dayadı silah Adem. Okumu aldı köpek gibi. Ne yaptı anlayamadım yani. Orada patladık. Ben çıkıyorum amirim. Bir isteğiniz var mı? Yok. Sen işine bak. Sağ olun amirim. Bak, 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 bak. Ne yapıyorsun sen? Hiç. Konuşmadan mı yapıyorsun? Konuşsaydın biraz ya. Bırak bana çalışıyorum ayağı yapmayı. Bak sen. Öfkeni, başarısızlığını ve beceriksizliğini bana mı kapatmaya çalışıyorsun Talat? Konuşmaya hakkın yok. Çok konuşma. Nasıl öptün amirin yanında? Bülbül gibi şakadın. Ne var? Ben size başınıza bela olacağımı söylemiştim diye hatırlıyorum zaten. Çek. Senin yerine başka birinin olma ihtimali olsaydı var ya, bir dakika beklemezdim onu seçerdim. Bir dakika. Kıymetimi anlayacaksın Talat. Ama çok geç olacak. Çok geç. Çağla. Ne zaman, ne zaman anlayacağım? Tarih ver bana, tarih. Anlayacakmışım. Eyvah! Çiçek! Ay efendim ne var? Hayır, ev internet paketimin yükseltilmesini istemiyorum. Bak beş kere istemiyorum. Emniyetteyim, Sadullah amirime söylerim. Vallahi çok kötü yapar.
Hadi canım, görüşürüz. Çiçek. Ne? Çiçek yap. Ne oluyor? Gel, gel, gel. Aa, ne yapıyorsun? Beni mi özledin şekerim? Ne yapıyorsun? Aa, bak, gir içeri, gir içeri, gir içeri. Ne yapıyorsun? Serhat. Serhat, camı çerçeveyi niye kapatıyorsun? Ne yapacağız, hayırdır? Aynur burada, Aynur. Bu kadının burada ne işi var? Ne bileyim, ne işi var? Bu kadını tek başına mahvedecek operasyon ya. Suç sizde abi, suç sizde. O kadının dilinden ben anlardım ama neyse Talat. Neyse Çiçekciğim, neyse. Sen üzerine düşen görevi yapıyorsun, burada bekliyorsun, sesini çıkarmıyorsun, tamam mı? Gel, gel. Elimi yüzüme kapat, eğer içeri girirse kapının dibine doğru giriyoruz. Tamam, sakin, sakin. Pardon Talat abi. Ne pardonu Tuncay? Bir işim vardı Talat abi. Özel bir şey konuşuyoruz. İşini yap, çık. Hemen hallediyorum. Ne bakıyorsun oğlum manalı manalı, çık. Ne sandı bu, bir şey mi sandı bu? Ya ne sandıysa sandı be. Gel. Günaydın Sadullah amirim. Günaydın Aynur Hanım. Buyurun, buyurun. Buyurun. Kızım, bize iki kahve. Sade. İki oturaklı sade kahve. Bak, sen burada duruyorsun. Hı. Aynur çıksın, sonra çıkarsın, tamam mı? Ha. Talat bana aptal muamelesi yapmayı keser misin lütfen? Çünkü söylediğin her şeyi anladım zaten. O iş bende. O iş sende değil Çiçek. O iş sende değil. Sana bıraktığımızda görüyoruz ne olduğunu. Çok konuşmuyorsun, burada bekliyorsun. Aynur çıktıktan sonra buradan çıkıyorsun. Tekrar edip durma, tekrar edip. Tekrar edeceğim Çiçek. Sana 500 kere tekrar etmezsek yapamıyoruz. Tekrar edeceğim. Bu Tuncay ne sandı? Bir şey mi sandı? Ya ne sandıysa sandı. Bütün bu olanlardan dolayı gerçekten çok üzgünüm. Ben de. Yani Naz da beni çok şaşırttı. Ne beni de. Ama inanın, yani hiç böyle olacağını tahmin bile etmemiştim ki. Ne ben de. Doğru. Sizin için ne yapabilirim? Ay ne kadar iç açıcı bir soru. Çok teşekkür ederim bunun için. Vallahi Sadullah amirim, siz bizim hayatımıza girdiğiniz günden beri Naz benim gözümün içine baka baka gizli saklı bir şeyler çevirip duruyor. Aslında Naz hiç de öyle bir kız değil ama. Siz şimdi benim kızımı bana anlatmayın isterseniz. De neyse neyse, şimdi ben buraya bugün Naz için gelmedim. Levent için geldim. Ona ne oldu? Bir şey olmadı. Olmadı, olmadı. Bir şey olmadı da. Biz Namık'la konuşuyorduk. Ne dedi Namık? Bir şey demedi canım, ne diyecek? Yani işte öyle konuşuyorduk kendi aramızda. Ya biz bu çocuğu hiç tanımıyoruz, hiçbir şey bilmiyoruz bu çocuk hakkında. De o yüzden acaba GBT'sine baksanız nasıl olur? Aynur Hanım. Sadullah amirim, rica ederim ya, ben kızım kiminle evli onu bilmiyorum. Yani her şey öyle birdenbire oldu bittiye geldi ki soruşturacak vakit de olmadı. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde bilgi edinme hakkımız var. Ben nasıl edineceğim bu bilgiyi? İşte aklıma siz geldiniz. Aa, iyi gelmiş, iyi gelmişiz. Zaten biz de Naz kızımız kimle evlenecek diye merak ediyorduk zaten, biz de araştırdık. Hah. Levent Bey iyi bir aileden gelmekti. Yani abisi, yengesi, hepsi seçkin insanlar. İşleri de yolunda. Ne güzel. Çok güzel, çok güzel. Madem siz de böyle araştırmışsınız, etmişsiniz. En azından Levent'in iş yerinin adresi, Talat Beylerin ev adresi filana ne kadar yardımcı olurdu. Aynur Hanım, maalesef kişisel bilgileri paylaşamam. Ama kontrol ettiğimizi bilmenizi isterim. Yani hepsi pırlanta gibi insanlar. İnşallah. İnşallah. Gel kızım. Kahveler de geldi. Günaydın abicim. Günaydın, günaydın. Kaynanan burada. Ne demek kaynanan burada? Karakola gelmiş. Allah'ım, bu kadın hiç vazgeçmeyecek mi ya? Neden ya? Neden abi? Ne bileyim ben neden? Çiçek? Çiçek orada mı peki? Haberi var değil mi? Burada, burada.
Aşağıda yakaladım da kaynananı. Allah'tan yırttık. Çiçek yukarıdaydı. Yok abi, yok. Yok. Bu kadın durmayacak. Bu kadın gerçekten durmayacak. Neyse abi, kapı çalıyor. Ben ararım seni. Dikkat edin, olur mu? Tamam, hadi görüşürüz. Namık Bey. Çok stresliyim. Gözüme uyku girmedi. 8 saattir nöbetteyim. İçeri girmem şart. Ne oldu Namık Bey? Ablam. Evet, ablanız karakoldaymış. Ne oldu? Yakalandılar mı? Çözdüm her şeyi. Yok, kimse yakalanmadı. Her şey yolunda. Keşke yakalansalardı ya. Bıktım artık bu yalan hayattan. Ablama yalan söyleyemiyorum. Yakalansalardı, ben de rahatlasam artık. Neyse yani, en azından ucuz atlattık. Naz nerede? Yukarıda. Yatıyor. Sen nerede yatıyorsun? Levent aşağıda yatıyor dayı. Hoş geldin. Hoş bulduk dayısının kuzusu. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Ay, dün biraz ateşim çıktı. Levent sağ olsun ilgilendi, iyileştirdi. Ay! Annemin yanında olduğumu düşünsene. 2 gün yatırırdı, sonra da hop serumu takardı hemen. Ablam ya, emekli hemşire. Başın ağrısa hop dayıyor serumu. Kadın damar bulmayı özlemiş demek ki. Meslek alışkanlığı. İğne yapmayı benim üstümde öğrendi. Bütün vücudum delik deşik oldu. Dayı, böyle zırt pırt gelmek olmaz ama, biliyorsun değil mi? Zırt pırt mı? Vay anasını. Rahatsız mı oldun dayıcığım? Haber vereyim dedim. Neyi? Yani siz gelmeyince ablam bu insanlar kim diye merak edip karakola gitti. Bugün gelip düğün işini mutlaka konuşmanız gerekiyor. Of 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 of, bizim bugün kesin bunu konuşmamız lazım. Tamam tamam, şimdi sakin olun. Ben Talat'ı ararım, çiçeği alır gideriz işte, bitti gitti. Ya benim de mesaim bitti, eve gideceğim. Beni de atsanız olur mu? Dayı. Ne dayı, ne dayı? 47 durak gidiyorum. 1 saat otobüse biniyorum. Senin altında son model araba. Ondan sonra dayı. Hadi. Hazırlanalım biz de. Vay 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 vay. Hoş geldiniz beyler. Bu ara çok sık görüşür olduk ha. Hayırdır? Hayır Salih. Hayır. Çay içer misiniz? Bir şey söyleyeyim. Buraya çay içmeye gelmedik Salih. Seninle iş yapmaya geldik. Tarık abi sonunda lafıma geldi demek. Abimin haberi yok. Haberi yok mu? Siz onun haberi olmadan Ela'ya bile gitmezdiniz. Ne işi bu? Abim saçma sapan insanlarla iş yapmaya başladı. Yorgun. Doğru kararlar veremiyor artık. Artık ben varım. Ne iş yapacaksan benimle yapacaksın. Tarık Kuşoğlu'nun devri bitti. Sen var mısın, yok musun? Onu söyle. Hanım, elinize sağlık. Her şey çok güzel olmuş. Aman efendim, ne demek? Afiyetler olsun. İşte öyle hani 2 saat içinde ne yapabildiysem. Ay, ay, ay. Evet, artık diyorum ki şu düğün meselemizi bir konuşsak değil mi? Vakti geldi. Aynur Hanımcığım, ne acelesi şimdi düğün falan? Acele, acele. Ne acelesi canım, acelesi mi kalmış? Çocuklar zaten evlenmiş. Şöyle küçük bir düğün yapalım kendi aramızda. Olayı hallederiz. Yok, küçük düğümüzü kaldırmaz. Bizim çok kalabalık bir akrabalarımız var ya. Yani. Ama hepsine haber vermek zorunda değiliz ya anneciğim. Yani bence de böyle küçük bir nikah bir şey olur gibi. Herkesi çağırmayalım mı? Kimseye haber vermeyelim mi? Herkes küssün mü? 100 kişi mi küssün Naz? 100 mü? 100 mü? Evet. Taktığımız altınları geri almamız lazım. Ne dayısı? Yani hepsinin gelmesi şart mı? Tabii şart. Biz böyle birbirine gönülden bağlı çok kalabalık bir ailemiz var. Allah eksikliklerini göstermesin. Eşimiz, dostumuz, konumuz, komşumuz da boldur değil mi yavrucuğum? Evet, evet. Kayı boyuyuz biz. Öyle. Sizin? Ne kadar misafiriniz olur acaba? Bizim bana çok... Aynur Hanım, bizim ailemiz de çok kalabalık, birbirine sıkı sıkıya bağlı. Yani bizden de bir 100 kişi gelir bence. 100. Kimi unuttun? Yok, ne? Şimdi şöyle bir şey var. Bizim geri Londra'ya dönmemiz lazım. Naz'ın eğitimine dönmesi lazım. Benim geri işe dönmem lazım. Çok fazla iş birikti falan. Evet anneciğim, bizim asıl dönmemiz lazım yani.
Tamam. İşte daha iyi ya işte. O zaman daha çabuk halletmemiz lazım. Yapılacak bir sürü iş var. Acele etmemiz lazım. Yani işte diyorum ki madem bu kadar acelemiz var, karar vermemiz gerekiyor. Böyle küçük bir düğün yapalım kendi aramızda. Zengin görün. Küçük olmaz, küçük olmaz. Çok yanlış bir davranış. Çok çok yanlış bir davranış Talat Beyciğim. Kusura bakmayın. Yani benim bir tane kızım var. Yani dünyalar kadar da kıymetli ve her şeyin en güzeline de layık. Affedersiniz, affedersiniz. Aynur Hanımcığım, bizim oğlumuz da çok kıymetli. Pırlanta gibi çocuk. Yani düğünün en iyisini yapacağız biz. Davulu, zurnası, yemeği. 100 kişi ise 100, 1000 kişi ise 1000. Yahu ne bin, 100, güzel rakam da buraya uygun değil. Ne bini ya? Yani ne yapıyorsun? Tamam. Tamam o zaman işte madem sizin tarafta kalabalık bizimkiler de düğün yerine karar vermek lazım. Esma'nın düğününü hatırlıyor musun sen? Ha ne kadar güzel olmuştu. Sevmiş miydin o yeri sen? Kır düğünü yapmışlardı. Ha? Vallahi ben yani ben çok bilmiyorum. Aynur Hanım müsaade ederseniz biz bunu önce bir Naz'la kendi aramızda konuşalım değil mi? Ha. Hı hı. Aynur Hanım mı? Bu ne resmiyet damat ya? Evlendin artık sen. Anne de anne. Yavrucuğum sen niye zorluyorsun şimdi? Rahat bırak çocuğu. Tamam canım, zorlamıyorum yani. Canı ne demek istiyorsa onu desin yani. Zorlama yok. İşte tamam, ben de onu söylüyorum ya. Sen içinden geldi gibi. Çocuğum nasıl isteseneceksen öyle ses. Biz artık kocaman bir aileyiz değil mi? Aa, bitti patatesim anneciğim. Senin elinden patates almak istiyorum ben şu anda. Çok güzel yapmışsın çünkü. Al bakalım patatesini. Aynur Hanımcığım, ben de bir dolmanızdan alabilir miyim acaba? Kabak vereyim ben size. Çok sağ olun. Az ya, az ya. Afiyet olsun. İçeriden bir sola geçsene. Oğlum, uzak tabağın sana bir köfte koyayım. Hı? Ablamın çok köftesi güzel. Çok efsanedir. Çek hanım, köftenin tadına bakıyorum bence. Sen daha ister misin çocuğum? Hı, olur anneciğim. Afiyet olsun. Senin canın bir şey mi sıkkın? Yol boyunca da konuşmadın. Hayır, dayım orada yemekte anne de falan deyince. Hayır yani. Her şey neden bu kadar zor olmak zorunda anlamıyorum. Ben sana söylemiştim. Gittin kadına gizlice evlendik dedin. Şu an onun böyle davranması normal değil mi? Ben bu meseleyi daha fazla konuşmak istemiyorum. Bu ne demek ya? Bak, böyle meseleleri sen istediğinde açıp, sen istediğinde kapatamazsın. Neyse ne, uzatmayalım. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Ben istiyorum. Peki, kendi kendine konuşursun o zaman. Efendim? Yoğun bir gündü de iyiyim yani. Ha. Yani iyi olabilirdi aslında ama bilemedim de şimdi. Sence de birazcık riskli değil mi? Hem sen çıkabilecek misin? Geçen sefer için kusura bakma. Yani benim biraz hızlı kalkmam gerekti. Ama telafi ederiz. Tamam. Neyse. Ben arayacağım seni. Beni mi dinliyorsun sen? Hı? Nasıl? Ne münasebet ya? Üstümü değiştirmeye çıktım. İyi. Geç değiştir. Bu rengi sevmedim ben Nehir. Aa, ne var Tarık? Azıcık gözümüz gönlümüz açılsın.
Babacığım. Bir şey sormak istiyorum. Ya sor sor. Babacığımla başlayan bütün cümlelerin sonunda kesin büyük bir istek vardır. Ya dur tamam hemen öyle deme, bir saniye bir sorayım. Bak şey soracaktım sana. Bu akşam Begüm'ün doğum günü. Belli oldu karın ağrısı. Ya ben de gidebilir miyim? Baba Begüm benim en yakın arkadaşım. Söz veriyorum bak istediğin saatte döneceğim. Hiçbir şey yapmayacağım. Çok uslu duracağım. Gideyim daha. Ya hadi git. Gerçekten mi? Gerçekten. Ama öyle yalnız başına değil. Seni Yunus getirip götürecek. Tamam. Gidiyorum bayağı. Hadi. Gidiyorum. Çok teşekkür ederim babacığım. Çok sağ ol. Hiçbir şey olmayacak. Söz veriyorum. Hadi görüşürüz. Hiç doğru bir şey yapmadın şu an Tarık. Ya Nehirciğim. Bu Begüm bunun 8 yaşından beri arkadaşı. Gitsin kız biraz kafa dağıtsın da. Hayatım en son dışarı çıktığında neyi dağıttığını hep beraber gördük ülkece manşetlerde. Ama Allah aşkına sen bilirsin. Yani kız senin. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsam gidiyorum. Bu seni neden ilgilendiriyor? Çünkü ortağız. Bunu aldım. Hava alacağım. Oldu mu? Olmadı. Böyle çıkıp gidemezsin. Konuşmamız lazım. Benim konuşacak bir şeyim yok. Ya yeter artık, yapma şunu bana. Benim sana bir şey yaptığım da yok. Yapıyorsun. İki farklı insan var sanki içinde. Bir tanesi merak etme her şeyi ben hallederim diyor. Diğeri sanki her şeyin sorumlusu benmişim gibi davranıyor. Biri elimi tutup sabaha kadar başımda nöbet tutuyor. Diğeri yüzüme bile bakmadan kaçıp gidiyor. Benim kaçıp gittiğim falan yok. Kaçıyorsun. Yaz, kolumu bırakır mısın? Bırakmam. Çünkü böyle gitmene izin vermeyeceğim. Bir ailen olma fikrinde annemden, benden hatta kendinden bile kaçıyorsun. Ben buna izin vermeyeceğim. Ne derdin varsa anlatacaksın bana. Benim bir derdim falan yok. İyi akşamlar Levent Bey. İyi akşamlar. Geçen günkü konuşmamızı hiç ciddiye almamışsınız. Nasıl yani? Levent Bey, ben size ailemden uzak durmanızı söyledim, hatırlıyorsunuz değil mi? Ama görüyorum ki sizin uzak durmaya hiç niyetiniz yok. Ama siz yine de dikkatli olun, olur mu? Bir problem çıkmasın. Ben bir problem çıkacağını sanmıyorum. Hatta bence siz de ailenizle problemlerinizi çözmelisiniz. Bence çok haklısınız biliyor musunuz? Belki de bu konuda bana siz yardımcı olursunuz. Hı? Levent. Hayatım bakar mısın? Ne var? Ne oldu yine? Ne oldu? Kızı. Hem kalpsiz hem kalp hırsızı. Göremezsem o güzel yüzünü öleceğim. Eteğinde kırmızı çiçekler, göğsünde açan kelebekler. Sen beni öptüğünde hayata döneceğim. Dünyanın en güzel kızı. Hem kalpsiz hem kalp